Sevgili öğrencilerimiz merhaba. Bugün sizlerle beraber matematik dersinde parmaklarımızı kullanarak, ellerimizi kullanarak, kollarımızı kullanarak, bacaklarımızı ve ayaklarımızı kullanarak nesnelerin, eşyaların boylarını, uzunluklarını ölçmeyi öğreneceğiz hep beraber. Öncelikle parmaklardan başlamak istiyorum. Çocuklar, bu parmaklarla neler yapılabilir günlük hayatımızda? Birçok iş yapılabilir, değil mi? Mesela ben çok güzel piyano çalabilirim. Sizler ne yapabilirsiniz? Güzel bir şekilde hikaye veya şiir yazabilir misiniz? Yazabilirsiniz, değil mi? Bir müzik aleti de çalabilirsiniz benim gibi. Güzel bir resim yapabilirsiniz. Büyüklerinize ev işlerinde veya tamiratlarda yardım edebilirsiniz. Yani kısacası parmaklarımızı kullanarak birçok işi yapabiliriz gün içerisinde, değil mi? Evet, aynı zamanda bu parmakları kullanarak nesnelerin, eşyaların ve belirli mesafelerin boylarını da ölçebiliriz çocuklar. Uzunluklarını da ölçebiliriz. Evet, mesela bir örnek verelim. Parmaklarımızı yan yana getirdiğimiz zaman bu şekilde ölçmeyi gerçekleştireceğiz. Tabii ben şu baş parmağını kullanmadan şöyle kapatarak bu diğer parmaklar birbirine yakın olduğu için şu şekilde yapıyorum çocuklar. Böyle ölçme yapıyorum. Hemen onun yanına getiriyorum. Kaç parmak oldu? 8. Hemen şuradaki elimi diğerinin yanına getiriyorum. Ne oldu? 12 oldu, değil mi? Bu şekilde diğer elimi de alarak böyle bir ölçüm yapıyoruz parmaklarımıza çocuklar. Örnek verelim. Şurada bir nokta var. Görüyor musunuz? Gördünüz, değil mi? Hadi bu noktadan diğer noktaya kadar bir ölçüm yapalım parmaklarımızla. Başlıyorum. Evet. Kaç parmak oldu? 4 parmak oldu, değil mi? Devam edelim. Hemen onun yanına bir 4 parmak daha getirelim. 4, 4 daha kaç ederdi? 8. Güzel. Sağ elimi hemen bırakıyorum. Diğerinin yanına koyuyorum. Ne yaptı şimdi? 12 parmak yaptı, değil mi? Devam edelim. Evet, 13, 14, 15, 16 yaptı. Bir 4 daha ekleyelim. Evet, diğer noktaya kadar ne oldu çocuklar? 20 parmak oldu, değil mi? Demek iki nokta arası ne kadarmış mesafemiz? 20 parmakmış çocuklar. Günlük hayatımızda peki parmakla ölçümü hangi eşyalarda yapabiliriz? Örnek vermek gerekirse. Böyle küçük boyutlu eşyalar olabilir, değil mi? Kalemimizin boyu olabilir. Defterimizin boyu olabilir. Değil mi? Mesela kalem tıraşımızın boyu olabilir. Silgimizin boyu olabilir. Hadi bakalım hep beraber bir kağıdın boyutunu parmaklarımızla ölçelim. Evet çocuklar, elime kağıdı aldım, dosya kağıdını. Evet, bu dosya kağıdımız hangi geometrik şekle benziyor çocuklar? Kare mi, dikdörtgen mi, üçgen mi, daire mi? Evet, dikdörtgene benziyor, değil mi? İki tane karşılıklı uzun kenarı var, iki tane de karşılıklı kısa kenarı var. Öncelikle uzun kenarını biz parmaklarımızla ölçelim bakalım. Her zaman olduğu gibi ben şöyle kullanıyorum. Kısa parmağımı kapatarak kullanıyorum. Daha kolay oluyor benim için. Şöyle en başından 4 parmak oldu, değil mi? Evet, bir 4 parmağımı da diğer elimden getiriyorum. Sayalım. 5, 6, 7, 8. Hemen diğer elimi kaldırıp onun yanına getiriyorum. 9, 10, 11, 12 yaptı. Devam edelim. Diğer elimi de alıyorum. Şuradan da 3 parmağımı ekleyeyim. 13, 14, 15. Kaç parmak oldu? Uzun kenarı 15 parmak oldu. Peki çocuklar, siz parmaklarınızı kullanarak bu dosya kağıdı üzerinde ölçmeye çalışsanız daha çok mu parmak kullanmak zorunda kalırsınız yoksa daha az mı? Bunu bir düşünelim bakalım. Daha çok Evet, öğretmenim. bildiniz değil mi? Herkesin parmak ölçüsü, parmakların büyüklüğü, orantısı daha farklı oldukları için mesela siz bize göre daha küçük parmaklara sahip olduğunuz için daha çok parmak harcarsınız. Ben 15 parmak harcadım uzun kenar için. Siz daha çok 20 veya üzeri parmak harcayabilirsiniz çocuklar. Değil mi? Mesela kısa kenarında kaç parmak uzunluğunda olduğunu bulalım. Evet, 4 parmak yaptı. Bir 4 parmak daha getirdi. Yavaş yavaş dörder dörder ritmik saymayı da öğreneceğiz böylelikle, değil mi? 4, 8. Evet. 4 parmağım olmuyor çocuklar. 3 parmağım oluyor. Evet, 8'in üzerine 3 eklersek 9, 10, 11. O zaman uzun kenarı 15, kısa
Kısa kenarı kaç parmakmış çocuklar? 11 parmak uzunluğundaymış. Çocuklar, bu parmak hesabı kişiden kişiye değişeceği için standart bir hesaplama değildir. En doğru uzunluk ölçüm şekli metre ve santimetre hesaplamasıdır. Bunu ilerleyen derslerimizde veya ilerleyen yıllarda çok daha detaylı ve güzel bir şekilde göreceğiz. Evet çocuklar, parmaktan sonra ellerimizi de kullanarak uzunlukları ölçeceğiz. Hadi bakalım herkes benim gibi şöyle elini bir açsın bakalım. Geniş bir şekilde açın çocuklar. Bakın, baş parmağımdan diğer en sondaki en küçük parmağıma kadar olan bu mesafeyi görüyor musunuz çocuklar? Bu mesafe, şöyle yatay tutayım. Bu mesafe bir karıştır çocuklar. Bir karışın ne kadar uzunlukta olduğunu gördük değil mi? Evet, şöyle yan yana getirelim. Diğer elimi de getireyim şöyle. Ne yaptı çocuklar? İki karış yaptı değil mi? Evet, böyle devam eder. Yan yana ellerimizi getirerek 3 karış, 4 karış uzunluktaki mesafeleri biz ne yaparız? Ölçüp karışla adlandırabiliriz. Mesela parmağa göre biraz daha uzun mesafedeki eşyaları veya nesneleri biz ne yapabiliriz? Karışla ölçebiliriz değil mi çocuklar? Ne örnek verelim mesela, ne olabilir? Masamızın boyunu ölçebiliriz değil mi? Evet, masamızın boyunu ölçebiliriz. Başka ne olabilir? Kitapların boyunu da aynı şekilde parmakla ölçtüğümüz gibi karışla ölçebiliriz. Kartonları ölçebiliriz. Biraz daha parmağa göre uzun mesafedeki eşya veya nesneleri ne yapabiliriz? Karışla ölçebiliriz. Evde siz de defterinizde şöyle bir şey yapmanızı istiyorum defterinize. Elinizi açıp kalemle beraber, tabii sol elinizle yaparsanız daha iyi olur. Sağ elinizi kullanıyorsanız. Sol elini kullananlar da diğer ellerini kullansınlar lütfen. Kalemle ne yapacağız çocuklar? Önce bir elimizi çizelim. Elimizi çizdikten sonra biz ne yapacağız? Deftere karışımızın şeklini çizmiş olacağız değil mi? Sonra bir büyüğümüzün yardımıyla cetvel bulalım. En baştaki parmağımızla en sondaki parmağımızı ölçelim. Bakalım kaç santimetre mesafede olacakmış değil mi uzunluğu? Evet. Aileniz de bu şekilde yapabilir. Ailenizin karışıyla, mesela anne babanızın, kardeşlerinizin karışıyla kendi karışınızda ne yapabilirsiniz? Kıyaslayabilirsiniz. Peki aynı olabilir mi? Hayır, aynı olamaz çocuklar. Mesela benim elim size göre daha büyük olduğu için benim karışımın uzunluğu daha fazladır. Sizin eliniz daha küçük olduğu için sizin karışınızın uzunluğu ise daha kısa olacak çocuklar. Bunlar karış da parmak gibi standart olmayan ölçü birimidir. En doğru ölçüyü metre ve santimetre verir. Bu ölçü birimlerini ilerleyen derslerde veya önümüzdeki yıllarda çok daha detaylı bir şekilde göreceğiz çocuklar. Çocuklar, elimizde renkli bir karton var. Hadi bu renkli kartonu önce parmaklarımızla, sonra da karışımızı kullanarak ölçelim. 4 parmak. Hemen onun yanına bir elimi daha getirdim. Ne yaptı çocuklar? 8 parmak oldu. Devam ediyorum. 12 parmak. 16 parmak. 20 parmak. 24 parmak. 28 parmak. Ve 32 parmak. Evet, kartonumuzun boyu 32 parmakmış. Haydi şimdi de karışımızı ölçelim. Bir karış. İki karış. Üç karış. Evet çocuklar, üç karış oldu. Az bir mesafe kaldı. Ben neyle ölçtüm? Parmaklarımızla ölçelim değil mi? Üç karış. Dört parmak. Evet. Önce parmakla başladık, parmaklarımızı kullandık. Sonrasında ellerimizi kullandık. Karıştan bahsettik. Şimdi neden bahsedeceğiz? Biraz geri çekilmek istiyorum. Kollarımızı kullanarak hangi ölçü biriminden bahsedeceğiz? Kulaçtan bahsedeceğiz. Hadi bakalım herkes bir ayağa kalksın şöyle bir. Kalkın ayağa. Ellerinizi benim gibi düzgün bir şekilde açın çocuklar. Bakın, şöyle yukarı veya aşağı olmayacak. Düzgün ve gergin bir şekilde olacak. Arkaya veya öne de olmayacak.
normal bir şekilde olacak çocuklar. Evet. Görebiliyor musunuz? Şu parmağımdan diğer parmağıma kadar olan uzunluğa biz kulaç diyoruz çocuklar. Evet, bunun adı neymiş? Kulaçmış. Bakın benim bir kulacımın uzunluğu, bakın çocuklar, bu kadardır. Evet, siz de evde bu şekilde bir kulacınızın uzunluğunu ölçebilirsiniz. Günlük hayatımızda parmak ve karışa göre çok daha uzun mesafedeki nesne veya eşyaları biz ne yapabiliriz çocuklar? Kulacımızla ölçebiliriz. Mesela neler ölçebiliriz? Ben nereye yaslandım şu an? Duvara yaslandım, değil mi? Evet, ellerimizi açarak duvarın uzunluğunu biz ne yapabiliriz? Kulacımızla bulabiliriz, değil mi çocuklar? Mesela siz de ölçebilirsiniz. Peki benim kulacımın uzunluğu mu daha fazladır? Sizinki mi daha fazladır? Tabii ki benimki daha fazladır. Benim kollarım size göre daha uzundur çocuklar. Mesela ben burada duvarı ölçerken duvarın uzunluğu, örnek veriyorum, 5 kulaç boyunda çıkarsa siz daha çok kulaç olarak hesaplayacaksınız. Kısa olduğu için, değil mi? 6 veya 7, hatta 8 kulaç olabilir, değil mi çocuklar? Evet, size kulaçla, hatta şöyle diyeyim, iki elimin parmakları arasındaki mesafe ile ilgili çok ilginç bir bilgi vereceğim çocuklar. Evet, bu mesafeyi görüyorsunuz, değil mi? Benim boyumun uzunluğu yerden, evet, şu boyumun uzunluğu tam bu kadardır çocuklar. Çok ilginç bir bilgi, değil mi? Evde bunu ispatlayabilirsiniz isterseniz. Ailenizle beraber yerden boyunuzu şöyle dik bir şekilde durarak ölçün. Kaç santimetre çıktıysa sonra ellerinizi benim açtığım gibi gergin bir şekilde, düz bir şekilde açın. Bir elimin parmaklarının ucundan diğer elinizin parmaklarınızın ucuna kadar ne yapıyorsunuz? Ölçüm yapın tekrardan. İki ölçüm arasındaki mesafe çok küçük miktarlarla gösterilecektir. Birbirine çok yakındır. Yani benim boyum hemen hemen bir kulacım kadardır çocuklar. Sizin de boyunuz bir kulacınız kadardır. Evet, bunu evde yapabilirsiniz. Tabii ki kulaç da diğerlerinde parmak ve karışta olduğu gibi çocuklar standart bir ölçü birimi değildir. Yani kişiden kişiye değişir, değil mi? Mesela ben ölçtüğüm zaman duvarı farklı bir sonuç çıkar. Size ölçtüğünüz zaman farklı bir sonuç çıkar. En doğru sonucu ölçebilmek için metre ve santimetre kullanmalıyız. Metre ve santimetre konusunda ilerleyen derslerimizde veya ilerleyen yıllarda çok daha detaylı ve güzel bir şekilde göreceksiniz çocuklar. Videodaki çocukların aldım, verdim, ben seni yendim oyununu izlediniz mi çocuklar? Evet, ayaklarıyla beraber yapıyor, değil mi? Parmak, karış ve kulaçtan sonra biz nesneleri, eşyaları veya belirli mesafeleri biz ayağımızla da ölçeriz çocuklar. Evet, mesela nasıl yapıyorlardı orada oyunda? Aldım, verdim, ben seni yendim, ayaklarını kullanarak ne yapıyorlardı? Birbirlerine sayışmalar yapıyorlardı, değil mi çocuklar? Evet. Günlük hayatımızda ayak parmaklarımızdan topuklara kadar olan mesafeye biz ne diyoruz? Bir ayak boyu diyoruz. Ve ayaklarımızı yan yana getirdiğimiz zaman kaç ayak olduğunu, o mesafeyi çok daha güzel bir şekilde ölçebiliyoruz. Mesela günlük hayatımızda parmak, karış veya kulaca göre kulaçla aynı mesafede de olabilir çocuklar. Biraz daha geniş mesafeleri biz ne yapabiliriz? Ayağımızı kullanarak, ayaklarımızı kullanarak ölçüm yapabiliriz. Mesela halımızın boyunu ölçebiliriz, değil mi çocuklar? Videoyu hep birlikte izledik. Videodaki zeybek oyununda adımları gördük mü çocuklar? Evet, orada oynarken ne yapıyorlar? Adım atıyorlar. Günlük hayatımızda da hareket edebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Adım atmamız gerekiyor. Adım çocuklar parmak, karış veya kulaca göre çok daha uzun mesafedeki yerleri biz ölçebilmek için ne yaparız? Kullanırız. Mesela
okulumuzdan eve gidene kadar veya evden okula gelene kadar kaç adımda geldiğimizi hesaplayabiliriz, değil mi? Ama adımlarımız da aynı şekilde parmak, karış ve kulaçta olduğu gibi kişiden kişiye değişir çocuklar. Çok fazla bir şekilde açmadan iki bacağımızı açarak ne yaparız? Adımımızı oluştururuz ve diğer bacağımızı da hareket ettirerek sürekli ne yaparız? Adım atmış oluruz, değil mi çocuklar? Hadi hep birlikte ne yapalım? Ölçüm yapalım. Ben size örnek olarak evimizdeki halımızın boyunu ne yapacağım? Öncelikle ayak boyunu ölçeceğim. Daha sonrasında adımlarımla ne kadar kaç adım olduğunu hesaplayacağım. Siz de evde halınızın veya odanızın boyunu da ayak boyunuzla veya adımlarınızla hesaplayabilirsiniz çocuklar. Evet çocuklar, halının üzerinde ayak boyumu, halının kaç ayak olduğunu veya kaç adım olduğunu hesaplayalım. Önce kaç ayak olduğunu hesaplayalım. Evet. Sağ ayağım aldım verdim, oyunundaki gibi yapacağız çocuklar. Evet. Diğer ayağımı getirdim. 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 9 hemen hemen 10 ayak boyu oldu. Gördünüz mü çocuklar? Evet. Şimdi de geri gidelim. Evimizdeki halımızın boyu, halıyı şöyle göstereyim. Halımızın boyu 10 ayakmış. Şimdi adım atalım. Başlayalım şuradan. Fazla açmıyorum. 1 adım. 2 adım. 3 adım. 4 adım. 4,5 adım diyelim. Bu da tam bir adım olmadı, değil mi çocuklar? Evet. 4,5 adımda biz ne yaptık? Tamamladık. Siz de evinizde halınızın boyunu ayaklarınızla ve adımlarınızla ölçebilirsiniz çocuklar. Bugün sizlerle beraber nesnelerin, eşyaların veya belirli mesafelerin uzunluğunu parmaklarımızı kullanarak, ellerimizi kullanarak, kollarımızı kullanarak, bacaklarımızı ve ayaklarımızı kullanarak ölçmeyi öğrendik. Nelerdi bunlar? Hep birlikte sayalım. Parmak, karış. Evet, parmağımı göstereyim. Karışımı göstereyim. Kulacımı göstereyim. Ve onun yanında ne vardı? Ayak ve adım boyunu öğrenmiştik, değil mi çocuklar? Umarım videom faydalı olmuştur. Beni dikkatli bir şekilde dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımı takipte kalın. Görüş, öneri ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.